Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Evet, başlıyoruz. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bugün pembe bir humus yapacağız. Anlatamıyoruz. Yani. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Evet, başlıyoruz. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Kızcam yanımda. Kızcam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz çok. Sanki bir yeni tanışmış aksiyon yapar gibi. Peki, bugün ne yapacaksınız Selam Hanım bize? Bugün pembe bir humus yapacağız. Özellikle yeni gelinler için bunu sunabiliriz. Sunum çok önemli çünkü onun için. Özellikle pembe olması ayrıca bir avantaj. Ama tadı efsane oluyor. Pancar sayesinde pancar turşusu kullanıyoruz. Bu arada suyunu ve pancarını kullanıyoruz. Harika bir lezzet olacak. Farklı bir lezzet sunacağız. Neden? Neden? Şimdi biz sen humusu, pancarlı humusu böyle güzel o rengiyle oluşturduktan sonra ne yapacağız? Güzel bir dürüm yapacağız. Hı hı. Önce içine hazırladığın humusu döşeceğiz. Sonra hindi etimiz var. Hindi etimizden güzel bir tantuni yapacağız. Tantuni kavuracağız onu güzel. İçine ondan sonra karıştıracağız. Harika bir dürüm olacak. Diyelim. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Ne diyelim? Hadi başladık Füre, bismillah. Onur Market'te dükkan sizin. Selen Hanım şimdi ana kumanda sizde. Evet. Ben şimdi buradan seyredeceğim. Benden bir arzunuz, bir isteğiniz olduğu zaman lütfen çekinmeyin. Çünkü mutfak sizin. Evet. Yani artık hadi bakalım. Sen de evet. Bana ne yapıyorsun şimdi? Pancarlı humus mu yapıyorsun? Aynen. Peki, buyurun, buyurun Selam. İlk buyurun. Önce haşlanmış nohutlarımızla başlayacağız. Ama bu haşlanmış nohutların öncelikle dışlarını, kabuklarını bir almamız gerekiyor. Çünkü içerisindeki o tortu hoşumuza gitmeyebilir. O yüzden ilk önce bunları bir öğüterek başlayalım. Bu arada Selen nohutları öğütürken bende başka neler var? Sarımsağımız var arkadaşlar. Sarımsak kullanacağız. Malum hainimiz var. Bakın çok güzel. Maydanoz. Artı limonumuz var ve en önemlisi pancar suyumuz ve pancarımız var arkadaşlar. Selen Hanım nohutlarla yemeğini yapmaya başladı. Aslında pancarı kendiniz haşlayarak da yapabilirsiniz. Bu suyu sirkeli suyla haşlayarak da yapabilirsiniz. Biz bu an turşu suyla yapmak istedik. Çünkü onun tadı daha bir güzel oluyor. Ama evet. Onunla da yapabilirsiniz. O şimdi tamamını kullanma. Biraz ayır, baban onu içecek. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Seversin turşu suyu. Çok severim turşu suyunu. İki tane de şöyle sarımsağım var. Şimdi nohutları haşladık. Kabuklarını soyduk. Hazır. Sarımsağı yolladık. Hı-hı. Sonra biraz da limon suyu eklememiz gerekiyor. Limonumuzun suyunu, yarım limonumuzun suyunu güzelce alıyoruz. Alıyoruz. Zeytinyağını da ekliyorum. Zeytinyağı önemli. Sonrasında önemli kimyon. Kimyon. Nohut ve kimyon. Çok severim. Efsane bir tat. Sonrasında bir de bunu ekleyelim. Dökerek ekleyeyim. Hadi yok, Yasemin yok, Hanım boş kızmasın. Dök boş. Ama şöyle bir ekleyelim. Tahin de yerini aldın. Evet, tuzumuzu da ekleyelim. Evet, tuzumuzu tuzumuz da ekliyoruz. Olayını sizin yapmanız gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Evet. Benim de katkım bulunsun. Katı malzemeleri bir içerisinde... Bir cırtlatalım. Şimdi biraz içine sıvı eklememiz lazım. Normalde bunun içine su ekleyebiliriz ama su yerine biz güzelce şöyle pancarın suyunu ekliyoruz. Bir de böyle döndürelim. Sonra içerisine şöyle
Şimdi içerisine biraz daha şöyle pancarından da eklemek istiyorum ben aslında. Bakalım. Oo, kendine böyle geldi. Böyle bir gerçekten. Volkandan çıkan lav gibi böyle evet. Bir attı, böyle bir saldı kendini. Bence bu kıvamlıdır. Yeter, yeter. Yani. Tamam, onunla işimiz bitti galiba evet. Selen Hanım. Onu devre dışı bırakalım. Evet. Ben şimdi buradan böyle alıyorum abi. Oraları sileceğiz. Şimdi Selen çok güzel, harika bir ne yaptı? Pancarlı humus yaptı arkadaşlar. Pancarlı humus. Tabii biz ne dedik bugün? Selen Hanım humusu yaptı. Daha sonra ben devreye gireceğim. Biz bugün Selen Hanım'ın tavsiyesi üzerine pancarlı humuslu harika bir hindi tantuni yapacağız. Yani dürüme saracağız onu. Çok güzel olacak. Az sonra ben etlerimi doğrayacağım, işte ocağımda kavuracağım, gerekli janjanı yapacağım ama herhalde bunu tabağa alıp bir de süsleme yapmamız evet. Lazım. Ben pancarımı içiyorum. Tamam. Siz devam edin lütfen. Peki. Kakan Gicanbaz. Evet, hazır mı? Şimdi bunun içerisine şöyle. Efendim pancarımız, humuslu pancarımız hazır. Pancarlı humusumuz hazır. Evet. Pembe humus. Pembe humus evet. Hazır. Şimdi bunu süsleyeceksen maydanozla süsleyeceksin. Aynen. Kontrast renkler. Renkler kullanıyoruz. Mesela kırmızı pembe tonlarıyla yeşil kullanabilirsiniz. Mavi ve turuncu sarı tonlar. Sarı tonlarla mor rengi kullanabilirsiniz. Bunlar kontrast renkler ve birbirini tamamlayan, zıt olmasına rağmen birbirini tamamlayan renkler. Özellikle de şöyle koyalım. Böyle bir süslemiş olalım. Selen Hanım teşekkür ederiz. Humus hazır gençler. Evet. Şimdi müsaade istiyoruz. Ne diyoruz? Bereket versin diyoruz. Onur Market'te dükkan sizin diyoruz. Ve müsaade istiyoruz. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Gican Bağış. Ne yaptık? Pancarlı humus şu anda dinleniyor. Kafasına göre takılıyor. Ellerine sağlık Selen. Çok güzel oldu. Şimdi senden afiyet yardım olsun. Bekliyorum. Evet. Yardım bekliyorum. Ben malum Hakan'cığım görüyorsun 300-350 gram kadar hindi etimiz var. Ben bunları böyle çok küçük çok küçük doğrayacağım. Efendime söyleyeyim. Senden önce şu kapya kırmızı biberleri artı yeşil biberleri ve bir tane domatesi doğramanı tamam. İstiyorum. En son bunlarla işim bittikten sonra ben onları buraya tavama aldıktan sonra da senden soğanlı maydanozu şöyle güzel dürümümüzün içine katmak üzere. Normalde sumakla yapıyorlar ama biz bugün ne yapacağız? Acılı, isot. İsotlu. İsot böyle kara isot. Kara isotlu evet. Bir soğan hazırlamanı istiyorum. Tamam. Maydanozu soğan hazırlamanı istiyorum. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Hadi bakalım sen aynen. De başla ben de başla. Biraz hızlanalım. Şimdi şu hindi etlerimizi böyle incecik incecik doğramam lazım. Tamam. Şimdi birazcık, azıcık ayçiçek yağı atacağım. Ama hızlısın baba. Tabii sen de hızlı olman lazım. Biraz hızlan. Yedikten sonra, efendime söyleyeyim. Nerede? Burada. Korkma, bu şimdi bir ara gazı yapacak, bir siyah duman atacak. Ha, biz alıştık ama sen alışkın değilsin bak. Oo. Araç dizel ondan. Sabahları biraz şey yapıyor. Kara duman yapıyor. Efendim şimdi bu güzel çısır çısır gitmeye başlamadan ben buna ne yapacağım abi? Böyle güzel tuzunu dökeceğim. Bir de buna ne katacağım ben? Biraz da şöyle bakın. Burada benim kırmızı toz biberim var. Şöyle bir kaşık da kırmızı toz biber kattım. Şunu bir karıştırayım. Ben de bir ufacık elimi. Peki siz de elinizi lütfen yıkayın. Biberler hazır. Kapya biberimiz var. Yeşil biberlerimiz var. Selen Hanım domatesi de ben doğra deyince doğrayacak. Evet. Hazır sulansın. Ondan sonra tabii onu o beklerken mesela sen hemen şeye başlayabilirsin. Şu mor soğandan tamam. Böyle güzel hatta bak burada karıştırman için burada bir kasemiz var. Tamam. Bunu dilediğin zaman buradan alabilirsin. Tamam. Ne yapıyoruz? Sumak kullanmıyoruz. Ne kullanacağız? Bak bu Urfa'dan geldi. Aa. Bak kara şey bu. Isot. Kapkara isot. Etler kavruluyor. Hindi etimiz var. Şimdi bunların böyle cızırtısını duymam lazım. İyice cızır diyeceğim. Kakan Gicanbaz. Cızırtılar gelmeye başladı. Cızırtılar geliyorsa bu ne demektir? Bu show devam ediyor demektir.
bizden hatırlatması, biz ne diyoruz? Kanalımıza abone olun diyoruz. Instagram hesabımızdan Erol Can Bas, Anlatılmaz Lezzetler, bizi takip edin diyoruz dostlar arkadaşlar. Selen Hanım daha önceden kapya biberlerimizi ve normal yeşil biberlerimizi zaten doğramıştı. Şimdi müsaadenizle ben Selen'cim, evet sen başlıyorsun. Hemen. Domatesleri doğrayayım. Ben bir müsaade isteyeceğim. Efendim, birazcık bunu ne yapmasını istiyorum? Bu biberlerin böyle hafif böyle renginin değişmesini istiyorum. Tantunide kural ne? Buna şimdi yavaş yavaş su vereceğim. Böyle o suyu kaybettireceğim. Yavaş yavaş su vereceğim. O suyu kaybettireceğim arkadaşlar. Bunu yapmazsak tantuni olmaz. Bu ne olur? Kavurma olur. Tantuni de hani böyle amca böyle saç tavaya uzaktan sıkıyor ya. Bu su. Bildiğiniz su yani. Şimdi ne yapıyorum? Azıcık su ekliyorum. Bakın. Azıcık. Öyle fazla değil. Hop bitti. Bu kadar. Tamam. Bak. Bak aynı hava. Aynı hava. Tantuni. Sarver. Sar, neydi o amcanın adı? Şirin evlerde bir tantuni. Onu yedim bahane. Tantuni yedim. Aa, o ne? Şahane. Tantuni şahane. Sar ver. Eyvallah. Şimdi bu suyunu çekiyor. Bu su çektikten sonra domatesleri katacağım. Domatesin de suyu alacak başına gidecek. Ben bir yandan harika. Böyle... Sen soğanları hazırla. Ne yapıyoruz? Bunu hazırlıyorsun. Selam. Şunu şimdi güzel böyle yoğuruyorsun. Tamam, yarısı yeter. Maydanozu çok doğru ama. Ben bakın görüyorsunuz harıl harıl. Hakan abi şu görüntüyü çekmeni istiyorum ben. Allah rızası için gel. Şu görüntüyü görmen lazım abi, bak. Bak şu görüntüye bak abi. Hatta sen orada dur. Bak ben şurada, bak şimdi. Bak. Eyvallah, bak. Şimdi bu su çekecek. Bu su kalmayacak. Maydanozun hazır mı? Geliyor. Peki. Şimdi ben şuradan bir sodumu attım abi. Bu kadar yeter. Çok acı çünkü maşallah isot. Tamam, evet. Sen soğanları at. Soğanları bağla. Ben de kimyonu alayım. Kimyon burada. Kimyon. Böyle. Önce şu yağ. Çok atmıyoruz. Şimdi bence hazır. Mamul hazır. Evet, o da hazır. Değil mi? Şimdi ben bunun altını kapattım. Önce bu etimizi alalım. Şöyle yanından sıyırarak etimizi alalım. Bak abi şu ete bak ya. Harika oldu ya. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, gerekli düzenlemeleri yaptık. Yağımız tavamızda kaldı. Onu almadık özellikle. Hafif de ısıttık. Vakti zamanı geldi. Zaten cızır cızırdı. Şimdi ne yapayım? Şunu böyle biraz açtım. Bunu kapattım abi. Ben şimdi bunu alıyorum. Bakın şöyle. Böyle bunun içine bocalıyorum bak. Şöyle. Bütün yağını emsin. Tabii. Yağını emecek. Bütün lezzet şu an. Burada. Bak, hatta göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. Buyurun. Artık sizde. Evet.
Selen Hanım, lütfen buyurun. Harika gözüküyor, harika. Selen Canbaz, teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Beraber götürelim bunu, Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Instagram hesabımız Erol Canbaz. Oradan takip ediyorsunuz. Anlatılmaz Lezzetler Instagram hesabımızdan da ara sıra janjan yapıyoruz. Bilginiz ola. Çekilişler var. Katılın. Çorlu Bobeski Burgaz. Hayatta cambazlar bunu affetmez. Götürüyorlar. Saygılar sunuyorlar. Dükkan sizin. Mutfak sizin. Hafta sonu şarkılar sizin. Görüşelim. Allah'a emanet. Bay bay. Konuşamıyoruz. Anlatamıyoruz.